Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Sevgili teraziler, 2015 yılı sizin için ilişkiler alanında çok belirleyici olabilir. Ve bu yıl ilişkilerinizde yenilikler, başlangıçlar, dönüşümler söz konusu. Evet, yılın genelini inceleyelim. Yılın başında Ocak ayı, 4 Ocak 28 Ocak aralığında Venüs'ün Kova burcundaki seyri aşk ve sosyal hayatınızı canlandırıyor. Bu dönemde daha fazla sosyal faaliyet içerisinde yer alabileceğiniz gibi yeni tanışmalar ve heyecanlar da söz konusu olabilir. Ancak bu dönemde bir de Merkür Retrosu var. Merkür Retrosu 21 Ocak 11 Şubat aralığında daha çok etkili olacak. Bu süreç içerisinde eski bir aşkınızla, flörtünüzle de karşılaşabilirsiniz bu ortamlar içerisinde. Veya unutamadığınız bazı kişiler, eski sevgiliniz sizi daha fazla bu dönemde meşgul edebilir. İlişkilerinizdeki sorunları çözmek, konuşmak için yine bu dönemi değerlendirmeniz mümkün. Özellikle Ocak ayı içerisinde 7 Ocak, 11 Ocak, 12 Ocak, 13 Ocak oldukça keyifli günler sizin adınıza. Şubat ayında 21 Şubat 17 Mart aralığında Venüs karşıt burcunuzda yer alacak ve burada gerçekten çok keyifli enerjiler verecek. Çünkü Aslan burcunda ilerleyen Jüpiter genel olarak bu yıl arkadaş çevrenizi genişleteceği için bu sosyal çevre içerisinde sizin için özel olan kişilerle tanışma ihtimaliniz de var. Eğer süre gelen bazı ilişkileriniz varsa bu ilişkileri daha da geliştirip güzelleşmesi de mümkün. Mart'ın ilk haftası. Yine böyle bir arkadaş grubu içerisinde çok özel bir tanışma yaşayabilirsiniz ve bu gerçekten romantik bir hale gelebilir. Bunun yanı sıra Mart ayının sonlarına doğru 16, 17, 18 Mart dönemi. Yine ilişkiler adına çok önemli günler. Bunlar yeni ilişkileri destekleyebileceği gibi eğer bir evlilik düşünüyorsanız bu yıl içerisinde bu söylediğim günlerde de rahatlıkla nikah yapabilirsiniz, düğün yapabilirsiniz. Şanslı enerjilerin etkisini değerlendirebilirsiniz. Ve Nisan ayı. Nisan ayında 20 Mart 4 Nisan döneminde tutulmalar zaten ilişkiler aksınızda meydana geleceği için başlamış bir ilişki, süregelen bir ilişkiyi evlilik kararı alabilirsiniz. Ya da sizi mutsuz eden bir ilişkiniz varsa burada değişimler söz konusu olabilir. Bazı ayrılık kararları da alabilirsiniz. Ancak Jüpiter'in etkisi çok daha olumlu enerjiler taşıyor. Yani yeni ilişkileri, yeni birliktelikleri veya süregelen ilişkilerin iyileşmesi adına burada Jüpiter'in desteğini daha fazla hissedebilirsiniz. Evet, yaz aylarına baktığımızda 6 Haziran 19 Temmuz aralığında Venüs'ün Aslan burcundaki pozisyonu özellikle sosyal yaşamda sizi çok fazla destekleyecek. Girdiğiniz ortamlarda çok dikkat çekebilirsiniz. Cazibeniz yükselebilir. Bu da yeni ilişkiler konusunda veya aşk hayatınızın size verdiği mutlulukla ilgili oldukça destekleyici olacak. 15-16 Haziran, 24-25 Haziran, 1-4-5-6 Temmuz. Bunları da ajandanızda işaretleyebilirsiniz. Özellikle değerlendirebileceğiniz çok şanslı günler sevgili teraziler. Ancak Venüs retrosu var. Tabii ki her burcu uyarıyorum. Sizi de uyaracağım. 25 Temmuz-6 Eylül arasındaki Venüs retrosunda aşk hayatınızda bazı geri dönüşler, bazı sorunlarla karşılaşmanız mümkün. Çünkü sizin aşk ve flörtler evinizi direkt etkiliyor. Eski ile ilgili bağlantılı konular söz konusu olabilir. Aşk hayatınızda bazı karışıklıklar olabilir. Bu dönemde yeni bir ilişkiye başlamak, evlilik kararı almak, nikah kıymak, düğün yapmak gibi konular biraz Venüs'ün retrosu nedeniyle zorlayabilir sizi. Enerji düşüklüğü olabilir. Bu nedenle önermiyoruz. 6 Eylül sonrası etkiler daha olumlu olacak. Özellikle sizin için 9 Kasım 6 Aralık arası Venüs'ün burcunuzda ilerliyor olması çok daha destekleyici olacak. Sonbahar döneminde 28 Eylül haftasında meydana gelecek ay tutulması ilişkilerinizle ilgili yine önemli bir döneme işaret ediyor. Burada yine çok önemli bir karar verebilirsiniz. İlişkilerinizin gidişatı hakkında önemli değişimler, dönüşümler söz konusu olabilir sevgili teraziler. Evet, 2015'te iş, para, kariyer durumunuz nasıl olacak? Şanslı günleriniz hangisi?
Lütfen ekrandaki linkleri tıklayıp izleyin. Mutlu bir yıl diliyorum. Hoşça kalın. Taşırken ikinci yarısı.